Merhabalar arkadaşlar, Coinbulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte CW Enerji değerlendirmesi yapacağız. Bakın, CW Enerji'de iki tane tepe bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı ve bu kanalın ortalama fiyatı yukarı yönlü aşılmayla önemli bir direnç bölgesinin aşıldığını, sonrasında destek ile bu bölgenin test edildiğini ve kanalın üst bandına gittiğini gördük. Dolayısıyla fiyatların 300 TL'nin üstünde olmasına rağmen sizlere şunu söyledim. Kanalın ortalama fiyatına kadar, yani 225-230 TL'lere kadar düşmesini, buradan ise 280-290 TL'lere kadar, maksimum 300 TL'lere kadar bir tepki yükselişi gelmesini beklerim şeklinde yayınlarda sizlerle görüşümü paylaşmıştım. Biliyorsunuz bizim ikinci bir trend görüntümüz vardı. Burada şöyle bir iki tane tepe bir tane dip görüntüsü çizmiştik ve buna göre de şöyle demiştik arkadaşlar. Bakın, fiyatlar 225-230 TL'lere kadar düşmeden önce burada kanal orta bandına, yani 290 TL civarlarına kadar gelir. Buradan bir tepki yükselişi beklenir. Sonrasında bunun altında kalmayla birlikte fiyatlarda 225-230 TL'ler hedef haline gelir şeklinde sizlerle görüşümü paylaşmıştım. Milimetrik olarak dediğimiz oldu ve kısa vadede önemli bir kar pozisyonu oluşturdu. Şimdi CW Enerji önemli bir destek bölgesinden sonra yapmış olduğu tepki hareketiyle direnç bölgesine kadar geldi. Eğer ki 300 TL'lerin üzerinde kapanış yapamazsa, 300 TL'lere doğru yapmış olduğu her hareket bir satış fırsatı olarak karşımıza gelebilir. 300 TL'nin üzerinde 350 TL'lere kadar yolculuk başlayabilir arkadaşlar. O yüzden 300 TL bizim için önemli bir tepki yükselişinin hedef bölgesi olacaktır. 300 TL'lerin üzerinde kalıcılık olamazsa CW Enerji'de tekrardan 230 TL bant aralığına kadar düşüş gelebilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu görüntüyü kaldıralım. Eski görüntümüze gelelim. Bakın, burada çizmiş olduğumuz düşen bir trend vardı. İkinci bir direnç bölgesinin ise 283 TL civarından geçtiğini sizlerle paylaşıyorduk. Dün itibariyle 283 TL'de kapattı. Bugün sert bir düşüş geldi. Direnç bölgemizde olduğumuzdan dolayı 1-2 gün daha bu bölgede aşağı doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Bu düşüşlerin ise 250-260 bant aralığına kadar olmasını, buradan tekrardan yukarı yönlü tepki yapmasını şahsen beklerim. Ancak ana destek ve ana direnç bölgeleri test edilmiş olduğundan dolayı ara bölgelerde milimetrik olarak fiyatı bilmek de mümkün değildir arkadaşlar. Bakın, CW Enerji yayınlarımızı yakından takip eden arkadaşlar 225-230 TL bant aralığını aylar öncesinde söylediğimi biliyorlar ve bu bölgeden alımını yaptılar. Ancak şu anda fiyatlar ana destekten gelmiş ana direnç bölgesine, yani tepki yükselişinin ana direnç bölgesine kadar fiyatlar gelmiş. Burada 260'tan mı döner, 250'den mi döner, bunu söyleyebilmek mümkün değil. Coinbulucu olarak her zaman ne söylüyorum? Coinbulucu sizlere ana destek ve ana direnç bölgelerinden işlem yapmanızı önerir. Ara bölgelerde yapacağınız işlemlerde kazanç sağlamak son derece zordur arkadaşlar. Olası sert düşüşlerde tekrardan alım için uygun olacak bölge 230-235 TL bant aralığı olacaktır. Onun haricinde ara destek bölgemiz 250-260 TL bandından geçiyor. Yukarıdaki en önemli direncimiz 300 TL civarından geçmektedir. Yani 230 TL'den yapacağı tepkinin boyu 300'e kadar olması beklenir. Sonra tekrardan aşağı doğru fiyatların bir süre baskılanması beklenir arkadaşlar. 1-2 gün daha direnç bölgesinde olduğundan dolayı aşağı doğru korkutucu hareketler oluşturabilir. Sonrasında yine 300 TL'lere doğru hareketliliğin gelmesini şahsen bekliyorum. 300 olur, 305 olur. Bu civarların test edilmesini şahsen bekliyorum. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar beğendiğinizi düşündüğümden dolayı o kadar sık CW Enerji hissesini sizlerle buluştururum. Bol kazançlar diliyorum.